Bismillahirrahmanirrahim. Amasya ili tam Arapça bir İlk 5-6 ünitenin özeti bu. Şu an özet olarak ders yapacağım ve tabii ki soru tarzlarına da değineceğiz. Birinci ünitenin 9. sayfasındayım. Sayfa 9. Dokuz. Sayfa 9'a geldiğimize ne var? el hulasatu satu diye bir bölüm var. Oradan başlıyorum. Öncelikle isim iki kısmı ayrılmaktadır. Kısım, çeşit, bölüm, nevi, tür. Hepsi aynı şey ya. Yani. Bunlar nedir? Nekiratun, birincisi nekre. Nekre demek ki belirsiz demek. Belirsiz. İkincisi marife yani belirli. Şu belirli, belirsizin mantığı nedir? Mesela varsay ki Ali ile Veli yan yanalar muhabbet ediyorlar. Burada Ali var. Burada da veli var. Bunlar sohbet ediyor. Ali veliye diyor ki mesela ne diyebilir? Der ki bana mesela bir bardak ver demek istiyorsa yani herhangi bir bardak demek istiyorsa nekre kelime yani belirsiz kelime kullanması lazım. Çünkü herhangi bir diyor. Ama belirli bir bardak talep edecekse mesela su bardağı, mesela çay bardağı veya geçen gün kırdığım bardak var ya gibi aralarında belirli olan, aralarında bilinen bir bardağı kastedecekse marife bir lafız kullanması gerekiyor. Bu Türkçe'de de vardır. Yani belirli, belirsiz. Şimdi isim ikiye ayrılıyor. Birincisi nekre. Nekre şudur demeye gerek yok. Biz marifi öğrenirsek marifenin dışındakiler nekredir. O yüzden önemli olan husus burasıdır. Bir. Zait eliflamın bitişmiş olduğu kelimeler. Zait demek fazlalık demek. Kelimenin aslından olmayan, orijinal olmayan harfler. Bir kelimeye bitiştiyse o kelimeyi marifeleştirir. Örnek, velet diye bir kelime vardır. Velet. Evvene daha sonra sağ tarafına evvene eliflam ekleyebilirsin de eklemeyebilirsin de. Burada eklenmiş mesela. El ve le Belirli bir çocuk. Evvelet lafısından eliflamı silsen Sadece şöyle yazsan. Ve, le, dün. Böyle bir kelime var yani. Dolayısıyla buradaki elif lam nedir? Zaittir, fazlalıktır, eklenebilir, eklenmeyebilir. Çıkartıldığında, silindiğinde ana mana bozulmaz. Kelimenin yapısı bozulmaz. El kitap. El kitabu ve elisin. Kitabun. Elis el takısını sildiğinde geriye kalan bütün. Öyle bir kelime var mı yani sözlükte? halk arasında telaffuz ediliyor mu? Varsa oradaki elifler zayittir, eşittir, marifeli sağlamak için eklenmiştir. Neyin zıttına mesela, neyin zıttına bir kelime yazalım. Elvan, elvan yani dilimizde özel isim olarak da kullanılıyor ama Arapçada renkler, renk, siyah, kırmızı, eşit renkler manasında çoğul bir kelimedir. Elvanun cimi mükesserdir. Evvendik eliflam bunu marifeleştirdi mi acaba? Eliflam sil geriye ne kaldı? Van. Şimdi geriye kalan van ile vanun bir tane van kaldı değil mi? Elvanun. Mana aynı mı yani? Değil. Van diye bir kelime yok. Elvansa renkler manasına gelmektedir. Yani evvendik eliflam zait değildir fazlalık değil. Sildiğinde kelimenin yapısı, anlamı, bütünlüğü bozuluyor. O zaman buradaki eliflam onu marifeleştirmek için eklenmiş değildir. Her eliflam marife yapmaz yani. O eliflam sonradan eklenmiş, monte edilmiş. Çıkartılması, takılması mümkün olan bir şey olmalı. Tabi bunu pat diye anlayamazsın. Bunun için biraz Arapça geçmişin olması lazım. Veya yani belirli bir süre Arapça geçmiş olmasa bile şu zamandan sonra belirli bir süre çalışman lazım. Peki biz eliflamın lamın dair örnekler bulalım. Madde 1: Zaid eliflamın lamın eklendiği lafızlar marifedir diyor, tamam mı? Bul. Mesela El Kahire elif marifeleştirdi. El Matar elif lam onu marifeleştirdi. Yani elif lamı silsen Kahire diye bir lafız var. Eliflamı lamı silsen Madar diye bir lafız var. El isim, eliflamı lamı sils, ismun var öyle bir kelime. El marife. eliflamı lamı Marifetun böyle bir kelime var. Demek ki buradaki eliflamlar marif eleştiriyor yani. Çıkan sonuç bu. Ee, madde 2. Alem. Alem özel isim demek. Ali Veli, Hasan, Hüseyin, Türkiye, Ankara gibi özel ismin ne olduğunu biliyorsunuz. Burada da yazmış bir iki örnek. Madde 3. Diyor ki marifeye muzaf olan kelimelerde marifeleşir. Yani aslında marife olmayan bir kelime var burada. Buradaki kelime marife değil. Marife değilse nekredir tabii ki. Kelime ya marife ya nekre olur. Bir nekre lafız var. Peşine marife bir lafız var. Bu nekre marifeye muzaf olmuş. Bu durumda bu nekre ne olur? Marifeye dönüşür. Yani şurada koronavirüsü birisi varsa, sen de ona muzaf muzaf olduğu gibi çok yaklaşırsan ne olur? Sen de ondan virüsü kaparsın. Uzak durman lazım. Aynısı mafinekte konusunda geçerliymiş. Örneği de görelim burada. Mesela şâri'un nekredir. Peşine marife bir kelime geldi. El matar da el marifedir. Eliflam sayesinde marifeleşmiş. Şari'un nekre idi. Marifeye muzaf olduğu için. Şari'un de artık marifedir. Tabi bil izafet diyor. Muzaf muzafın ile isim tanlaması. izafet hepsi aynı şey şey O kastediliyor. E sen kitabın başındasın. İzafet ne? Muzaf nedir? Muzaf ne nedir? Bunu bilmiyor olabilirsin. Bu doğal bir şey. Şu an için bu bilgi al. İlerleyen ünitelerden muzaf muzaf ile zaten geliyor. Yani bu ikinci pardon bu üçüncü madde ilerleyen ünitelerle birleştiğinde ancak belirginleşecektir. Bunu anlamak lazım. Zaten Arapça ne gibidir? Bir zincirin halkaları gibidir. Sen birinci üniteyi tam olarak yani anlayabilmen için ikinci üniteden de bir şeyler bilmen lazım. Üçüncü üniteden, diğer üniteler. Üniteler birbirleriyle bağlantılıdır. Bir yapboz gibidir, bir puzzle gibidir. Bir parça buldun yese bir teker buldun yeterdir. Acaba arabanın tekeri mi, bisikletin mi, traktörün mü? Yani neyin olduğu belli değil. Diğer parçalar da görmen lazım. Madde 4. Zamir diyor. Şimdi zamir dediği şey çok geniş bir şeydir. Bir sürü zamir. Bir sürü zamirin kısımları. Gizli zamir, açık zamir. Bitişik zamir, bitişmeyen zamir. Merfu zamir, mutlatsız zamir. Mecrur zamir. Bir sürü zamir var. Örnek vermiş. Ene, ente, hüve, hüm gibi yani zamirler nedir? Marifedir. Zamirler nelerdir? Hepsini burada yazman gerek yok diyor. İlerleyen ünite geldiğinde zamirlerin tamamını görürsün. Sen şu anda Elif eliflamın bitiştiği isimler, özel isimler, marifeye muzaf olanlar, ne kadar zamir varsa, ne kadar isim işaret varsa, ne kadar isim mevsul varsa hepsi marifedir. Bilgisini ezbere bil. Birer ikişer de örnek ver, geç. Zamir konusunu anlayabilmek, isim işaret, isim mevsul ve tabii ki izafet. Yani son 3, 4, 5, 6 şu son maddeler bu birinci ünitede tam olarak anlaşılamaz. Diğer üniteler işlenme, diğer ünitelerde bunların görülmesi, işlenmesi gerekiyor. Ama sen en azından bilgi kap ya. Yani. Başka ne var? Başka bir şey yok. Onu burada hemen canlandırabiliriz. El Halife, el olduğu için Marife. Ömer, Ezzel ismi olduğu için Marife. Az satıra geçelim. Halitun bak e, almış demek ki nekre. Temvin iki ötre, iki fetha, iki esre denir. Bu tür kelimelere nekre denir. Ennas elif lamlıdır marife. Semya işitti. Kim işitti? Gizli zamir hüve var bak. A -a, zamir var. Nedir? Zamirdir, marifedir. Bir az satıra geçelim. Galet el ümmü. Galet el ümmü. El umm -üm. Elif lan mıdır? Marifedir. Alta geçelim. Elif lan mıdır? Marifedir. Daha aşağıya geçelim. Münakaşatın lil fehmi. Lil fehmi demek ki li el fehmi demektir. Yani el fehim de marifedir. Peki bu ikinci ünitede ne anlatılıyor? Ben ne yaptım? Birinci üniteden gramer alıp ikinci ünitede onu icra ettim. Gördüğünüz üzere. 18 dersi anlatanlar veya çevrenizdekiler arkadaşlarınız veya bizzat siz birinci ünitede aldığın bilgi birinci ünitede değerlendirirler genelde. Doğru mu? Gelirler buraya. İşte nahnu zamirdir, marifedir. El hedef eliflamlıdır, marifedir. Eliflamlıdır, marifedir. Eliflamlı, marifedir. Doğru, çok güzel. Bu çalışma olması lazım. Ama ikinci üniteye geçtiğinde de o bilgileri ikinci ünitede de canlandırmalısın. İkinci ünitede alacağın bilgi birinci ünitede de bilgi almıştın. 3'e geçtiğinde hem birinci ünitenin hem ikinci ünitenin bilgilerini üçüncü ünitede de icra edebilmelisin. Çalışma tekniği böyle olmalı. Peki ikinci üniteye bakalım ne anlatılıyor? Sayfa 20'yi açtım. İkinci ünitenin gramları bölümünü kavram adına özetliyor. Diyor ki isim cümlesi nedir? İsim cümlesi bir mübteda bir de haberden oluşur. Gidip muzaf ileyhe, sıfat mevsufa, harficer mecrura, bu tür şeylere isim cümlesi deme. Müpteda haber bulduğun yere isim cümlesi demelisin. Devamında diyor ki, müpteda nedir? Marife bir isimdir cümlenin üzerinde bundur. Bu doğru bir bilgi değil. Çünkü müpteda marife olmayabilir, cümlenin üzerinde bulunmayabilir. Haber isimdir, nekredir manayı tamamlar. Haber isim olabilir, olmayabilir. Nekre olabilir, olmayabilir. Ama manayı kesinlikle tamamlar. Yani burayı da boş ver. Bunlar geç. Madde 2. Müpteda haber ikisi de merfudur. Doğru. Müfet isimler de raf alameti zammedir. Doğru. Madde 3'te diyor ki müpteda haber arasında müfret tesniyeci mi? Müzekker mühendis uyumları olur. Ne zaman olur? Müpteda akıl ise. Akılda ne demek? ne demek? İnsansa yani Ali Veli, Hasan, Hüseyin, doktor, öğretmen, mühendis, işçi, müdür, bakan gibi bir manada ise insansa. Zıttı ne? Mesela duvar, ağaçlar, caddeler, denizler, kitaplar, hani yapraklar, bulutlar, yağmurlar gibi kelimeler nedir? Akıl değildir. Çünkü yağmurda zeka olmaz. Bardakta zeka yok veya Duvarda zeka yok, ağaçlarda yok, hayvanlarda yok, kedilerde yok. Nehirlerde yok. Dolayısıyla bu manaya gelen kelimelere de gayrı akıl deniyor. Et talibu müştehidun. Müzekkerdir, müzekkerdir. Müfrettir, müfrettir. Biri marife, diğeri nekre. İkisi de merfudur. Ben merfu göremiyorum. Merfu olması gerektiği bilgisine dayanarak merfu sen yazmalısın et talibu müctehidun merfu ne demektir? Önemli bir bilgi. Müffet isimlerin raf alameti zamme. Cemi mükesserlerin raf alameti zamme. Cemi müenne salimlerin raf alameti zamme. Tesneler elifle merfu olurken cemi müzekker salimler vav ile merfu olmaktadır. Beş isim var değil mi? İlerleyen ünitelerde geliyor. O da vav ile merfu olmaktadır. İşte merfu olmak budur. Merfu eşittir zamme ile yazılmak değildir. Et talibani müştehidani. İkisi de nedir? Tesniye. İkisi de ne? Müzekker. İkisi de ne? Merfu. Raf alametleri eliftir. Tesniye oldukları için elifle yazılmaları merfu olduğunu gösterir. Et talibani müştehidani. Esne ile bittiler diye bunlara mecrur diyemiyoruz. Bunlar tesniye çünkü. Et tullabu müştehidune. İkisi de cemidir. Et tulab cemi mükesserin müzekker kısmıdır cemi, mükeser, kırık, çoğul, cemi, teksir çeşitli adları var. Bunlar ne olabilir? Müzekkar olabilir. Bunlar ne olabilir? Müennes olabilir. İkisi de mümkün. Bir cemi mükesser ayrıca ne olabilir? Cemi mükesser ayrıca akıl olabilir veya zıttı olarak gayri akıl olabilir. Bir cemi mükesser başka ne olabilir? Munsarif olabilir. Veya ne olabilir? Gayri munsarif olabilir. cem mükeser. Başka ne olabilir? Kıllet olabilir. Başka? E kesret de olabilir. Bunların hepsini bilmekte fayda olabilir. Özet dersi oldu. Şimdi çok ayrıntılarına girmedim şu anda. Bir ağaç gibi bir şey çizdik. Ne olduğunu belli değil. <laughs> E, ee, kelimesi cemi mükesserin müzeker kısmıdır. Cemi mükesserler ile merfu olur. Olmuş zaten. Müştehiduna cemi müzeker salimdir. Cemi müzeker salimler vav ile merfu olur. ile değil. Nun da fetha olması veya daldaki zamme bizi yanıtmasın. Vav onun rafa alametidir. Tabii ki mesela ettullab müştehiduna altını çizer. Altı çizili kelime alakalı doğru bilgi hangi şıkta verilmiştir? Adana haberdir. Nun raf alametidir. Bursa haberdir. Daldaki zamla raf alametidir. Ceyhan takdire merfudur. Denizli raf alameti vavdır. Doğrusu vavdır. Bunun gibi soru hemen zihnimizde oluşturabilmeliyiz. Yeni başladıysak oluşturamayız da. Biraz zaman geçtiyse oluşturabiliriz. 4. Diyor ki mübteda diyor gayri akıl bir çoğul olursa e haberi müfetme önüne gelecek. Hmm. el jaru kesiratun. Eleşcar ağaçlar demek. Ağaçlarda zeka olmadığı açık. İnsanlar demiyor. Doktorlar demiyor. Öğretmenler demiyor. Ne bileyim çocuklar demiyor. Çocuklarda da zeka var ama ağaçlarda yok yani. Yapraklarda yok. Denizlerde yok. Dağlarda yok. Caddelerde yok. E, o zaman diyor sen burada müfret mühendesmiş gibi hayal et. Dolayısıyla haberini müfret mühendes getir. Bir. Haberi müfret mühendes gelir. İki sıfatı müfred müennes gelir. 3 peşine bir kendisiyle alakalı zamir gelecekse zamir de ne olur? Müfred müennes gelir. Bunları bilmemiz lazım. Böyle bir lafızdan sonra fiil gelecekse fiil de olması lazım? Fiil yazalım. Fiil de müfred müennes gelmesi lazım. Yani gayri akıl çoğula ilişkili olan haberler, sıfatlar, zamirler, fiiller müfred müennes yazılır. Gayra akıl çoğula ilişkili ise bunlar müfretme müennes yazılacaklardır. Bu bilgiye dayalı soru her zaman için üniversitelerde sorulmaya devam ediliyor. Devam ediyor. Bu sorular her zaman sorarlar. Yani eleş caru madem ki cimidir o zaman şuraya atın yapmayalım da ne yapalım? Kesirune. Kesirune. Veya kesiratun yapalım. Burası cemi Mühendis salim, burası cemi müzekker salim. Bunlardan birini yapalım. Yok yapmayalım ya. Şıklarda çıkar. Eleşcaru nokta 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 noktalara ne gelecek? Kesiratun, kesirun, kesirune, kesiratun. Bu tür sorularla öğrenciler karşılaşınca mana bilmiyoruz ne yapacağız diyorlar. E, manayla ilgisi kısmen var. Çok da yok. Yani eleşcar kelimesinin ağaçlar manasında olduğunu bilmen yeterli. Peşine gelen kesir, kesir at bunun manasının bir değeri yok. Sen müfret mühendisi seçmelisin. Eşşevar yani caddeler. Caddeler de zeka olmadığı için müptedaysa bu. Haberi müfret mühendisi olacak. Nezifetun, nezifatun veya tesil nezifun öyle bir şey olmuyor. daha haber böyleydi. Burada bitti galiba. Evet ünite bitti. Şimdi müptida haber konusunda marifeyi de değerlendirebilirsin. Eliflamlı olduğu için marife, eliflamlı olduğu için marife. Merfu'ani merfudur. <laughs> elifle merfu mudur? Evet, elifle merfudur. Alametu raf'il ismi. El isim, eliflamlı marife. Raf ona muzaf oldu. Alamet de rafa muzaf oldu. Çok daha geniş bakabiliriz yani de. İşlemediğimiz için henüz o yüzden bakamıyoruz. Şu an bir iki marife örneği vermeye çalıştım. Müpteda haberleri zaten işledik. Ve şimdi ne yapıyoruz? Bu üniteyi de bu şekilde geçiyor. Sayfa 31'deyim. Bir diğer üniteye geçtik. Diyor ki haberul müptede selasetu enva-in. Müptedanın haberi üç türdür. Üç kısmı ayrılmaktadır. Buradaki haberul müptede Haber kelimesi müptedadır. Selaset lafzı haberdir. Evet bilgimiz olsun. Peki müptedan haberi üç kısma ayrılmaktadır. Burada bu anlatıyor. Bir, müfret isim olabilir. Müfretten kasıt bildiğin tekil anlamı değil. İkil de olsa nedir o yine de müfret olur. Çoğul da olsa yine müfret olur. Canlı yayınlarda buna dair örnekler biz verdik. Müfret isimde maksat ne? Müfret isim eşittir. Haberin isim cümlesi isim cümlesi değil. Fiil cümlesi değil şibih cümle değil. Bu üçü yani isim cümlesi, fiil cümlesi, şibih cümle değilse o habere müfret haber denir. O tesniye de cimi de olabilir. Yine de müfret haber olarak adlandırılır. El ilmu nafi'un el camiatu kesiratul El ilmu mübteda nafi'un haber. El camiat mübteda kesira haber. Nasıl haber? Ayrıca muzafmış. Dullab lafzına muzaf. Demek ki haberler muzafta da olabilir. Olabilir. Mübtedalar da muzaf olabilir. Haberül mübtedeyi. Haber lafzı mübtedadır artı muzaftır. Bunlar olabilir. Haber isim cümlesinden oluşabilir. Bu durumda şöyle bir formül geliştirebilirsin. Mübteda peşine bir mübteda daha, peşine haber gelir ve tam olarak şurada ne olur? Bir zamir olur. Bu zamire çok dikkat etmelisin. Bu zamir ilk müpte ile uyumlu olmak zorundadır. Hangi açıdan uyumlu olacak? 1. Cinsiyet. 2. Sayısal. 3. Şahıs. Bu üç noktada ilk müpte ile uyumludur ve buna dair sorular sık sık sorulmaktadır. Sizin üniversiteden bahsetmiyorum. Genel olarak sorulmaktadır. Sizlere de sorulabilir. İşte bu mübteda haber ve tabii ki ortadaki zamir yani burası komple ne olur? Bir haber olarak değerlendirilir. İsim cümlesidir. Neyin haberi? İlk mümtidadının haberi olur. Peki buradaki mümtida haber, bu haberde bunun mümtida, bu haber, e, şu mümtidan haberi olur. Tekrar yazalım. Bir mümtida var, peşine bir mümtida daha var. Daha sonra da ne var? Haber var. Ortalarında zamir var. Bu mümtida diyor ki benim haberim nerede? Diyoruz ki senin haberin burasıdır. Bir bütün olarak. Bu mümtida diyor ki benim haberim nerede? diyoruz ki sen haberin de budur. Bu haber de buna aittir. Buradaki zamire dikkat ediyoruz. Bununla uyumlu imiş. Peki buradaki haberin irabı nedir? Cümle olarak bir bütün olarak isim cümlesi olarak haber mahallen merfu demeyi unutma. İsim cümlesi olarak haberdir, mahallen merfudur. Bir formül vermeye çalıştık. Şimdi onu göreceğiz. İsim cümlesi olabilir dedik. El İslamu İslam nedir? Hayruhu kesirun. El İslam lafsı mübteda'dır. Haber altı çizilen yer zaten. Peki nasıl bir haber bu? Hayırruhu, hayır ruhu, hayır lafsı mübteda'dır. Kesir lafzı haberdir. Arada bir zamir var görüyorsunuz. Hu yazmış Ya yani ne yazmamış mesela? Hm yazmamış veya ha yazmamış. Hm çoğul, ha müennes. Olmaz yani. Bunun gibi zamirler olamaz. Çünkü İslam lafzı nedir? İslam lafzı müfret müzekerdir. O zaman buradaki zamir de müfret müzeker olacak. Olmuş zaten. Gerekçesi o yani. Niye hu gelmiş? Bu niye belirtiyorum? Hayru nokta 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 kesiyorum. Hangi zamir gelecek? Al sana soru. El İslamu mübteda hayru kesiyorum bir cümle olarak haber mahallen merfu. Neyin haberi? İslam lafzının haberidir. Veya diyor haber fiil cümlesi de olabilir. El müderrisani. Bundan nasıl soru çıkıyor? Bundan da şöyle çıkıyor. Burada bir tane fiil varmış. Sağında da merfu bir isim varmış. Merfu isim. Unutma fiilin sağındaki merfu isim müptedadır. Fail olamaz. Tamam. İşte böyle bir merfu ismin peşine fiil geliyorsa e bu fiil sağındaki merfu isimle hangi açılardan uyumlu olacak? Bir şahıs yani ikinci şahıs, üçüncü şahıs, birinci şahıs diye bir şey var biliyorsunuz. Ben, sen, o gibi. Şahıs uyumu. İki cinsiyet yani müzekkerlik, müenneslik aynı anda ikisi eşit olması lazım. Biri müzekkerse ve biri müzekker. Biri müennesse ve biri 3 Üç sayısal müfettisinin cemi bakımından yine birbirleriyle aynı olmaları gerekiyor. Buna dayalı sorular her zaman çıkmıştır. El müderrisani tesniyedir. Merfu mu? Evet. Elifle merfu. Fiilin sağında bulunan merfu bir isim. Evet peşinin fiil gelmiş. Fiilin sağındaki merfu isme müpteda dersin. Peşine gelen fiil de fail ile beraber fiil cümlesi olarak haber olur zaten. Çok basit yani. Merfu bir ismin peşine fiil geliyorsa Merfu bir ismin peşine fiil geliyorsa ee ne olur? Çok basit. O merfu ise müpteda fiile de cümle olarak yani fail beraber ne dersin? Haber dersin. Fiil cümlesi haber. Yeşrahani geliyor. El müderrisani şunu yazmaz. Nokta nokta. Yeşrahu. Yeşrahani. Teşrahu. Teşrahune gibi. Şıklar olabilir. Mana neydi acaba? Hangisi uyar? Sen boş ver manayı. Müderrisan pues tesniye müzekker üçüncü şahıs. O zaman tesniye müzekker üçüncü şahıs bir fiil getirmelisin. her muzaridir. Kendisindeki elif onun faili. Nun merfulluk alamet. Fiil fail beraber. Fiil cümlesi olarak haberdir. Tabi merfu isimden sonra gelen fiile biz ne dedik? Fiil cümlesi olarak haber dedik. Nekre bir isimden sonra gelseydi burası sıfat olurdu. Marife bir isimden sonra gelince hal olur. Ama buradaki akış hal olmaya değil, haber olmaya elverişlidir. Onlar da ayrıntısıydı. 3. Şibih cümle olarak da gelebilir diyor. Haber. <iye> el usfuru, usfurun asafir, usfur müfettir lafız, serçe demek. Merfu bir isimden sonra zarf gelmiş. Zarf ne demektir? Zaman zarfı, mekan zarfı olarak ikiye şey ayırabilirsin. Sabah, akşam, az önce, az sonra, beş saat sonra, bir saniye sonra, iki dakika önce, haftaya, gelecek ay, birazdan gibi bu manalara gelen lafızlara zarf diyoruz. Zaman zarfı. Türkçe'de var bu annesi. İki, mekan zarfı. Okul, hastane, İstanbul, Türkiye. İşte Afrika yani bölge mekan manası taşıyan lafızlara da mekan zarfı deniyor bu manalarda olan kelimelere zarf denir imiş. İşte fevka üstünde demek, tahte altında demek, emame önünde demek gibi lafızlar zarftır. Mekan belirtiyor çünkü. Fevka üstünde. Masanın üstünde dediğinde bir mekan belirtirsin. Ve nomus zarfsa merfu lafızdan sonra zarf gelmiştir. Şibih cümle olarak haber denir buna. Şibih cümle ikiye ayrılır. Bir, zarf iki harfi icar. Şibih cümle adı veriliyor buna. Şibih benzer demek kelime manası. Yani cümle benzeri, cümlemsi, cümlecik. Cümle değil aslında. Fevka zarf olduğu için, merfu bir kelimeden sonra geldiği için haberdir. Et talibu merfu bilsin. Peşine Peşin harfi cer ve tabii ki mecrur geliyor. Buraya da şibih cümle olarak haber diyoruz. Şibih cümle ikiye ayrılmaktadır. Peşine ne diyor? Diyor ki benim anlattığım şeyi anlatıyor. Farklı bir şey anlatmıyor. Yani zamirlere dikkat et diyor. Müftüde haber arasındaki zamirlere dikkat et. En fiili. Burada bakalım mesela. Ba'e'si fiil. Lafzatullah fail. Muhammed meful. Burada Muhammed'den kasıt peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir meful? Nekre. Nasıl bir fail? Marife. Hepsini ayrıntılarına bakılabilir. Yed'u muzari fiildir. Ennâse. Yed'u huve. Gizli zamir huve var. Faildir. Ennâse. Mef'uldür. İra tevhidillahi. Lafzatullah nedir? Marife. Ona muzaf olan da marife. Ve ibadetihi. Zamirdir. Muzafun ileyhtir. İbadet muzaftır. Şimdi sayfa 42'ye geldik. Burada biraz daha geniş bakmaya çalışalım. Diğer herhalde de bir şey katmaya çalışalım. Şey diyor zaman açısından 3 kısma ayrılmaktadır. Bir, elfenir malı. Birincisi mazi fiil. Yani geçmiş zaman fiili. Ali bir zamanlar çalışkandı. Şimdi ise hiç çalışmıyor. Çalışkandı. E geçmiş zaman. Hiç çalışmıyor. Şimdiki zaman. Geniş zaman. Ali günlerden bir gün illaki çalışacak, ecek acak, gelecek zaman. Bu işin mana yönü ama sen fiili gördüğünde anlayabilecek misin? Hangisi mazi, hangisi muzari, hangisi gelecek zaman gibi. İşte ketebe, mazi fiildir. Ketebe, ketebet olabilir. Ketebet. Şu şekilde bitiyorsa fiil mühendestir. Ketebet, fetahat gibi. Muzarifi nasıl elde edilir? Mazin evvene eteğine dediğimiz harflerden birini ekleme suretiyle yapılır. K, T, B. Evvene ye eklersen hareket sukun düzenlemesi yapacaksın. Yek tubu muzari oldu Y'den dolayı. T Te yap tek tubu yine muzari olur. Hemze getir ek tubu yine muzari olur. Nun getir nek tubu yine muzari olur. Birazdan göstereceğim onları. Bir de emir fiil var. Emir muzari'den yapılmaktadır. Yani burada kitap mazi muzari emre değindi ama bundan bir şey anlamazsın. Mümkün değil anlamak. Mesele mazi fiil. Mazi fiilin çekimi var. Nasara, ketebe, feteha. Bunlar müfret, müzeker, gayb diye adlandırılır. Nasara, ketebe, feteha. Nasaru, ketebu, fetehu, haracu, semi'u, alimu. Nasarat ketebet fetahat haracet. Nasarata ta ketebet ta haracet gibi. Aşağı doğru çekim devam ediyor. E yani burada muzahirenin çekimi var. Yen suru yektubu yeftahu yesma'u. Yani suran, yektuban, yeftahani, yani surun, yektubun, yekhrucun, yekfurun, tek tektubu, teftahu gibi aşağı doğru çekimler devam ediyor yine görüyorsunuz. Mazi muzari. E bir de nesi var emri hazır var. Unsur, unsura, unsuru, uktub, uktuba, uktubu, uhruc, uhruca, uhrucu gibi aşağıda tekrar ediyor. Unsuri, uktubi aşağıda var yine gördüğünüz üzere. Yani emri hazır, mazi, muzari bunların çekimleri var. Sizin kitap bir tane vermiş. Ketebe, ketebet. Öğrendin mi? Ne öğrendin? Burada çekimler var. Bunları tanımadıktan sonra ünite tam olarak anlaşılamaz. Bu pdf tabi bizde var. Pek çok kişi de var. Bir kitap bu. Kitap olarak da var bende. Yaklaşık 20 yıl 20 yıl kadar önce satın almıştım bu kitabı. Önemli bir kitaptır. Yani burada kitabın anlatması öyle ucundan anlatmış yani. Tam bir anlatım yok aslında. Fiil cümlesine geldi konu. El cümletül fi yetu Fiil cümlesi. Sen gel fiil cümlesine şurada deyin. Değinebilir misin mesela? Ve hüver fi'lü lezi yedüllü hüve. Fiil fail fiil cümlesi. Hala hâlesi zemenil hâdire vel müstehbeli yektubu bu işte fiil Muhammed fail fiil fail beraber fiil cümlesi el risalete mefuldür el an zarftır el ana zaman zarfı şimdi şu anda demek çünkü tustamelu esinu es tusta'meru, muzari fiildir meçhuldür esinu es naibu faildir sayfa 51'e geldim sayfa 50'deyim daha doğrusu Diyor ki fiil cümlesi fiil ve failden oluşur. Bazı kitaplarda fiil, fail varsa mef'ul de dahil ederiz diye yazılıdır. Fiil fail olarak bilin siz itiraflara girmeyin. Tamam. El fa'ilu fail nedir? İsmun bir isimdir. El fa'il mübteda, ismin kelimesi haber oldu. Evet. Nasıl bir isimdir? Merfuun merfu bir isimdir, sıfat oldu. Merfuun nekre mi? Evet. Nekredir, nekredir. Nekreden sonra gelen fiile ne dersin? Sıfat cümlesi. Şu an an itibariyle işleyeceğim sonuncu üniteye geldiğimden dolayı birçok üniteyi burada birleştirerek anlatmaya başladım. Devamın özetini yapmıyorum yani burada bırakacağım. O zaman buralarda an itibariyle daha genel bakışlar yapalım dedim. Merfu'un nekre mi? Evet. Peşine fiil geldi mi? Evet. Nekrenin peşine gelen fiile fiil cümlesi olarak sıfat denir. Tabi merfu kelimesi burada sıfat olduğu için asli değil yani bu çok önemli değil. Buradaki isim lafzı nekredir. Kendisi mevsuftur. Yeti gizli zamir hüveyle yani fail ile beraber fiil cümlesi olarak isim lafzının sıfatı olur. İsim lafzı madem merfu, yeti hüve de mahalen merfu sıfattır. Ba'de el fi'li. Ba'de zarftır artı muzaftır. El fi'li muzafun ileyhtir. Li yedülle. Li yedulle, Li yedulle. Yarasını, yani ile ya arasında. Yani lam ile ya arasında gizli bir en vardır. Bu en muzari nasbetmiştir. etmiştir. Li Gizli nasb edat. Muzari nasb edenleri var. Biliyorsun en, len, key, gibi. Nasıl muzarif fiil? Delle yedüllü li en yedülle demektir. Madde şey değinelim. Yekunul fi'lu müfreden. Kâne ve benzerleri değil mi? Kâne ve kardeşleri nakıs fiil. El fi'lu onun ismi. Müfreden onun haberi. Neyin haberi? Kâne'nin haberi yani. İdâ câeh gelince fi evvelil cümleti. İdâ câeh ca gelince geldiği vakit ne geldiği vakit gelen şey nedir buradaki fi harfi cer onun mecruru evver muzaf cümleti onun muzafın ileyhi olur tabi burada biraz inceleme yaptık ama burada ne anlatılıyor diyor ki fi cümlesi tedekkeveren cümletür fiiliye fail ve fiilden oluşur daha sonra diyor ki fail nedir? Merfu bir isimdir. E fiilden sonra gelir burada fiil varsa fail bu tarafta soldadır, sağda değildir. Başka fail merfu bir isimdir. Merfudur. Merfu ne demek? Müfret isimlerin zammeyle bitmesi demek. Ama fail her zaman müfret değildir. O yüzden sen zammeye aldanma, zammeye takılıp kalma. Merfuluk alameti kelimenin türüne göre değişir demiş idik. Hadara et talibu. Hadara müfret fiil. Talip fail, hadara müfret fiil, talibani fail, hadara müfret fiil, dullabu fail. Ne oldu? Fiil müfret. fiil müfret, fiil müfret, fiil müfret. Ama fail, ilk fail müfretken ikinci fail tesniye. Sonuncu failimiz cemi. Yani fail cemi olmasına rağmen fiil hala müfrettir. Sonuç eşittir. Fiil her halükarda müfrettir. Failin tesniye de olsa, cemi de olsa... Fiilin müfrettir. Ne zaman böyledir? Fa'il fiilden bağımsız bir kelime olduğunda. Ayrık bir kelime olduğunda. Bak fiil bu, fa'il bu. Farklı kelimeler. Yani şunu demiyoruz. Ke, fe, ru. Önce cevap verelim. İnnelle deyine keferu sevvavn aleyhim. Bakara Suresi 2. sayfa ilk ayet değil mi? Keferu, ketebu. Bu fiil müfrett değil. Cemil. Hani fiiller müfrett gelirdi de? Fail ayrı bir şey olsaydı müfet gelmesi gerekirdi. Ama fail kendisindeki zamirdir. O zaman ikiye ayırabilirsin. Bir, fail fiilden ayrı bir isimse. Ayrı bir isimse. Yani fiilin bir parçası, bir zamir değilse. O zaman fiil kesinlikle müfrettir. Fail tesniye cimi olsa bile. İki, fail fiilin bir parçası, bir zamirse. Vav wow gibi, elif gibi. O zaman fiil tesniye cimi gelebilir. Mesela ha-da-ra, ha, tesniye bir fiildir. Hani fiil mifret olurdu? Tesniye olduğunda faili, elif olur. Yani şuradan bunu biz anlattık aslında canlı arkadaşlara. Çok önemlidir. Muttasıl, merhul, zamir konusudur bu aynı zamanda değil mi? Mazi için bir özet geçelim mesela müfret fiil. Fail ne olabilir? Peşine gelen merfu isim olabilir veya kendisindeki gizli zamir hüvedir. Nesara fail nedir? Elif. Nesaru fail ney? Vav. Elif ne burada? Elif'i farika diye adlandırılır. Devam ettiğimizde şunu görüyoruz. Nesarat fail peşine gelen bir merfu bir isim olabilir veya gizli zamir hiyedir. Nesarat ha fail eliftir. Nasarne fail nundur. Aşağı doğru devam ediyor ama ben devam etmiyorum. Yen soruda peşine gelen merfu isim fail olabileceği gibi gizli zamir hüve de fail olabilir. Yen elif fail. Yen va fail. E şimdi de emri hazır kısmı var. Burada kesinlikle gizli zamir ente fail oluyor. Diğerlerini de anlatmayalım kalsın zaman açısından. Evet e, demek ki fiil müfretse fail ondan başka bir şeyse yani fail ne olur? Tesniye de olabilir, cemi de olabilir. Fail hala müfret. Fiil hala müfret olur. El cümletül fiiliyetü diye tabi kitap devam ediyor mefulü bihtiye ama biz burada bırakalım. Mesela şey yapalım bırakmadan önce şöyle birinci üniteyi açalım. Gördüğümüz ünitelerden buralarda neler var? Geniş bir bakış yapmaya çalışalım. Emanetu gulamin. Emanet muzaftır. Gulam muzafın ileyhtir. Kâne hâccun. Kâne nakıs fiildir. Hâccun onun ismi olur. Kânen haberi yesîru ve fiil cümlesi olarak haberidir. Mahallen mensuptur. Kânen haber mensup olmak. O şekilde söyledik başka ne söyleyebiliriz? Deriz ki hacun nekri bir isimdir. Başka mefura falameti zamme yesiru muzarifi sara yesiru muzarifidir. Muzarifileri bilmeniz gerekiyor. Merfu raf alameti zammı. Niye merfu evvelinde nasip eden yok, cezmeden yok muzari'nin. Faili nedir? Gizli zamir hüvedir. Fi harfi cer şari'i onun mecruru. Şari'i mecrur. Cer alameti esre. Şari niye tek esraldı? aldı? Şari'in olsaydı olamaz. Niye? Çünkü kendisi de başka bir kelimenin muzafıdır ve muzaflar temin alamazlar. El harem kelimesi nedir yani? El harem muzafın ileyhtir. Şari nedir? Muzaftır. Şari direkt nekreydi. Marifeye muzaf olmuş. Bak o yüzden şari de artık marifeleşmiştir. Bi mekkete ba harficer. Mekke gayri Musarif, Gayrul munsarif. Gayru İncer alameti fetha olur gayrimustariflerin. Gayrimustarif dene. E, çok dönemimde kitabınızda henüz geçmedi, işlemedik henüz. Ee, kendisi mevsuftur. El mükerremeti onun sıfatı, sıfat olduğu için aynı yıra alması lazım. Evet. Mükerreme mecrur, cer alameti estre. Mekke'de de mecrur, cer alameti fetha. Aynı alametleri alması gerekir demiyoruz. Aynı iğraba alması gerekir diyoruz. Sonuç olarak Mekke'de de mecrur, mükerreme mecrur bir merfu bir mecur değil irab tutuyor sıfat mensuf olur el mükerreme elif lamla marifeyken mekke özel isim olduğu için marifedir raa raeye aslı raa gördü kim gördü hü ve o gizli zamir fail kimi gördü hulamen çocuğun birini mefulu bihtir nekredir. nekredir nekreden sonra gelen cümleler ne olur sıfat olur yebi'u yebi'u muzaridir merfudur rafa zamme gizli zamir hüve faili olur. Es-suhuf mef'ulü bihi olur. Yebi'u hüve es-suhuf. Komple. Demek bir fiil cümlesi burası. Ee, kitabınız tabi şöyle değerlendirir. Yebi'u hüve fiil cümlesidir. Başka sıfattır. Neyin sıfatı? Gulam lafzının. Demek ki gulam lafzı mevsuftur. Yani sıfatlanan kelimedir. Ra'an'ınsa mef'ulü bihiydi gulam ayrıca. Suhuf sahife kelimesinin çoğulu. Cimi mükesterdir bu arada. Marifedir, eliflamlıdır. Nada seslendi. Kim seslendi? Hü o. Gizli zamir fail. Kime seslendi? Hü ona. Mefhulü Hüve burada nedir? Zamirdir, faildir. Ayrıca marifedir yani. Hü da marifedir. Çünkü zamirdir. Ya gula mu. Ey çocuk. A'ti. Ver. Ni bana. E'di emr hazır. ifal babında. Vaplardan da sorumlusunuz. İfal babından emr hazır. Gizli zamir ente fail olur. Daha az önce şurada yazdım onu bak. Hatırlıyorsunuz. İşte ente fail. Ni bana nun. Nun vikayedir. Zamir değil, fail değil, meful değil ama ya mefuldür. İkinci meful geliyor. Sahife. Sahife ayrıca muzaftır. Eriyat er ileyh olur. Eriyat er görüldüğü üzere eliflamlı olduğu için marife. Bu şekilde devam edebiliriz ama bu özet video olduğu için bence 40 dakika yeterli. Herkese başarılar.